Arkadaşlar merhaba. Ben Özgür. Şimdi arkadaşlar birçok arkadaşımız soruyor. Bu tacir seçimine, neredeki tacir seçimine bakacağız? Birçok kafa karıştırıcı şey var. Şimdi bu yöntem bu uzun vadeliye göre ayarlanmıştır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Uzun vadeliye tıklayıp buradaki yönü esas almamız gerekiyor. Birçok şey vardır. Bakın ikiliye bakarsınız. İkilide orada da alım gösteriyor. Bollinger bantları falan, şurada bir sürü bantlar vardır. Onlar çok fazla önemli değil arkadaşlar. Şurada uzun vadeliği açıyoruz ve yöne bakıyoruz. Sistemin ana şeyi, durumu bu. Bakın alım yönünde. Dolayısıyla turbo seçeneğini açıp yatırımlara başlayacağız. Şimdi 20.224 dolarımız var. Alım yönüne tıklıyoruz. 5 dolar. Kazandığımız takdirde 8.55 dolar bir ödeme almamız gerekecek. Şimdi aşağı inip bu 60 saniyenin nasıl sonuçlanacağına bakmamız gerekiyor. Şu an için kırmızı bir durum söz konusu. Kırmızı renk dikdörtgen şu an pozisyonu kaybettiğimizi gösteriyor. Biz diğer adımı buradan yerleştirip 20 dolarımızı bekliyoruz. Bazı arkadaşlar bunu Türk parasıyla yatış yapıyorlar ve onlar bu sistemi 5 lira, sonra 20 lira, sonra 50 lira diye deniyorlar. O da olabilir arkadaşlar. Ben dolar üzerine bunu 5, 20 ve 50 dolar diye gidiyorum. Ama isteyen Türk parasıyla bunu 5 lira, sonra kaybederse 20 lira, sonra kaybederse 50 lira diye de gidebilir. Bunu da sizlere söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar pozisyon görüldüğü üzere şu an için kaybediyor. Bir fark var. Bakın bayağı bir fark da büyüdü. Yukarıdan hazır bekliyoruz. Yine alım yönüne kaybetti yazısını bekliyoruz. Kaybetti yazısını gördük. Şu an hiç duraksamamamız gerekiyor. Biz de duraksamadık ve takası yerine yerleştirdik. Şimdi buradan paramızı kazanmayı bekleyeceğiz. Eğer buradan da bir kazanç sağlayamazsak, biliyorsunuz 50 dolara gidiyoruz. Bunu Türk parasıyla arkadaşlar şey yapıyorlar. Bazı arkadaşlar da gördüm onda. 5, 20, 50 lira diye gidiyorlar. Türk parasıyla da açabiliyorsunuz çünkü hesabı. Arkadaşlar. Yukarıda 50 dolara ben hazırladım ama aşağı tabii nasıl sonuçlanacağını tam bilemiyorum. Şu an görüyorsunuz. Kazanlı bir vaziyetteyiz. 20.199 dolara düştü ama içeride alacağımız bir paramız var. Ben bunu tekrar 5 dolar yapayım çünkü bu orta şeyi kazanıyor şu an. Yani kafanızın karışmaması gerekiyor arkadaşlar. Bayağı sorular sorulu geliyor bana. Mailler de geliyor. Yani işte ikililer, çiftler, Bollinger bantları, RSI'ler, bir sürü başka firmalardan falan filan şu bu. Arkadaşlar 4 basit at. Bu kadar basit. Ne kadar basit oynarsanız o kadar basit kazanırsınız. Bu işin temel prensibi bu. Bu yöntemin temel prensibi bu. Çok fazla kazandı diyor. Evet doğrusu. 20.233 dolar oldu. Biz 5 dolarla tekrar devam edelim. Arada da konuşalım. Yukarı yönü seçmiştik. Ve işler yoluna gidene kadar böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Saatlerce de oynamaya gerek yok. Her gün 50 dolar, 100 dolar kar neyimize yetmiyor deyip efendim devam edelim. Şu an yeşilken konuşmaya devam edelim. Yani böyle çok fazla çizelgeler içine girmek. Yani eğer o olsaydı bu işi okuyanlar, yani bu grafik işini okuyanlar, borsacılar, ne bileyim eğitimini alanlar herhalde multimilyoner olurdu. Arkadaşlar böyle çok kafa karıştırıcı şeyler bunlar ve sadece kaybettirir. Şunlar neresini takip edeceğiz arkadaşlar? İnişleri çıkışları. Bir yöntem, bir yol var. Onu tutacaksınız. Basit bir şekilde devam edeceksiniz. Rahat olacaksınız. Ondan sonra kazanacaksınız. Yani bunu çok fazla böyle, şimdi az sonra gösteririm şu pozisyon sonlansın. Şimdi bu şeyde açıyoruz pozisyonlarımızı. Diyorlar bana dördüncü adımdan sonra pek pozisyon kalır mı diyorlar. Genelde kalmaz ya, yani kalmıyor. Çünkü orada biliyorsunuz kaybedince 50 dolardan sonra 100 ve 50 dolar koyuyoruz. Kalmıyor oralar ama kalırsa da onun da %80 kazandığını gördüm. Şimdi buna bir bakalım arkadaşlar. Kazandı yazısını gördük. Bir de meblağa bakalım. 20.236 dolar. Şuradan arkadaşlar şeyi göstermek istiyorum. Mesela arkadaşlar da şöyle ikiliyi açıyoruz. Misal yatırıma bir sürü ara verdik ki verebiliriz. Bir sürü bakın şurada strateji şeyleri var. Bunlar hepsi makinedir sonuçta. Bilgisayar yazılımlarıdır.
Bunlara da bakılabilir ama yani kafa karıştırıcı şeylerdi. Şimdi biz burada alımı tercih ettik şeye göre. Tacirin, ticaret yapanların seçimine göre. Burada şimdi satım çıkarsa ben bunu alım satım alım satım diye mi gitmem diye. Bak satım çıktı mesela. Ama biz az evvel gördünüz alım pozisyonunda kazandık. Şimdi diğer şeye bakalım. Indikatörlere bakalım. Mesela şuna bakalım. Moving Average diye. Bu da ne çıkacak? Bu da satım çıktı. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Ben satım mı yapmam lazım şimdi yani gidip öbür tarafa? Yani bunlar bizim sadece kafamızı karıştıran şeyler diye ben düşünmekteyim. Şuradan bakalım bir saatliğe. Yarım saatliğe bakalım. Yarım saatlikte bir çıkış söz konusu. Yani yardım alabilirsiniz ama esas şu çabuk önemli arkadaşlar. Basit bir şekilde bakıyoruz. Uzun vadeliye şimdi dönelim. Uzun vadeliye döndük. İniş gösteriyor. Ama şurası önemli. Turbo'ya tekrar döndük. 5 doları yerleştirdik. Hocam diyor madem çok param var diyor yani bunu 50 dolar koysana, 100 dolar koysana, 200 de girsene hocam. Yani o zaman niye risk atıyorum ki kendim ya? Bunu ben bu yöntemle yaptım, kazandım. Ufak ufak basit adımlarla küçük paralar kazanarak bu hale geldi. O şekilde sistemi tehlikeye atmış olurum. Para kaybedebilirim. Yani o şey hiç girmedim. Sistemin adımlarını hiç açmadım. Bu şekilde. Şu an bakıyoruz arkadaşlar. Ne rengiydi bu? Nötr renkti. Şu kazanır bir pozisyondu. Şu vuruş kurumuz, girdiğimiz kur. Şuradan yükselmesini bekliyoruz. Çünkü biz aldık, yukarı çıkmasını bekliyoruz ki buradan şu an yukarı çıkış gözüküyor. Tehlikeye girmeye başladığı anda şurada 20 dolara hazırlıyorum. Ben öyle yapıyorum. Burada hemen görür görmez bu hemen diğer takasa girmeniz çok önemli. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bakalım. Mesela şu an tehlikeye girdi. Bir puanla geri kaçtı. Sonunu beklememiz gerekiyor ama hiç belli olmuyor. Son anda yenebiliyor. Bakın şunu yapacağız şimdi. Kaybedildi. Evet, moralimizi hiç bozmuyoruz. Soğukkanlı olmak ve moral bozmamak gerçekten çok önemli. Kırmızıyla açıldı. Peki, açılsın. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Bakın 45 saniye kaldı. Şu an gerilere düşüyor yine. Belki bu sefer o 4 adımı gösterebilirim arkadaşlar. Yani bu 50 değer kaybederse 100 ve 50 dolara koyup belki size o tekrar o 4 adımdan sonra işte ne oluyor diyorsunuz. Soruyorsunuz. Ve çok kere de gösterdim gerçi videolarda arkadaşlar. Belki yine o fırsatımız doğar. Bakalım. Beraber geriye sayışı görüyoruz. Şu an vuruş kurumuzdan aşağı doğru iniyor. Yani başlama zamanıyla beraber o 1 dakikalık süre içerisinde beklediğimiz yukarı çıkış gerçekleşmedi. Aşağı iniş gerçekleşti. Kaybeden bir kırmızı pozisyondayız. Ama henüz adımlarımızı tamamlamadık. Şimdi dönüp bunu tamamlayacağız. 0 saniye. Evet, pozisyon kaybetti. Bakın hiç beklemeyeceğiz. Sadece kaybetti yazısını göreceğiz. Kaybedildi. Hemen alış pozisyonuna girdik. Aynı yönden devam ediyoruz. Şu an halen kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Evet, buradan artık paramızı almak istiyoruz. Bu kurun yukarı gelmesini istiyoruz. Ama olmazsa da ne yapacağımızı arkadaşlar göreceksiniz. Umarım bu da kaybeder ve biz de bu diğer sistemi gösterebiliriz size. Şu an kurlar çok yakın görüyorsunuz. 27 saniye, 26 saniye. Yani piyasa dalgalıdır. Olabilir. Bunları kabul etmek gerekiyor. Genel sonuca bakmamız gerekecek arkadaşlar. 77'lere geldi. Bakalım 78, 77. Biz istiyoruz 1-2 puan daha yükselsin. Ve buradan biz 85 dolarımızı kazanalım diye. Şu an bağlı. Biraz daha yükselirse biz paramızı alabileceğiz. Bir puan daha yükselirse 3, 2, 1. Bağlı geldi galiba parasını tekrar aldığı gibi arkadaşlar ne geliyor. Evet, bağlı geldi. Şimdi o halde biz bu 50 doları bir tekrar edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz yani o anlamda.
Çünkü 50 dolara ki tekrar aldık, koymuştuk. Bir 5 dolar koymuştuk arkadaşlar, biliyorsunuz. Bir 20 dolar koyduk. Sonra 50 dolar koymuştuk. Bunu tekrar aldık. Bağlı geldi. Hani parayı tekrar ödedi. O adımı tekrar ediyoruz. Şu an düşme pozisyonuna doğru devam etmekte. Biz de bekliyoruz. Tekrar o adıma 100 ve 50 koymak için şurada hazırlığımızı yapalım. Ne olur ne olmaz. Evet, şu an görüyorsunuz 80, 78, 79, 80, 80, 80, 80 arkadaşlar geri düştü bir puan. Sonunda bakalım belki çıkar, belki düşer, bilemeyiz. Şu an bir puanla kayıptayız. Kaybetti. Evet, şimdi 100 dolar. Hemen bir de görüyorsunuz 50 doları olayın içine monte ediyoruz. Ettik. Aşağı dönüp bakıyoruz. Şimdi artık buradan tabii büyük rakam 100 ve 150 dolar. 150 dolar koymuş olduk. Buradan artık kazanmak istiyoruz. Yeşille bitirmesini istiyoruz pozisyonu. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Biri kazandı geldi görüyorsunuz arkadaşlar, 171 dolar. Bir tanesi son anda döndü ama bilemiyorum. O da kaybetti. 100 doları kazandık, 50 doları kaybettik arkadaşlar. Bu şekilde şey sonuçlanmış oldu. Arkadaşlar yatırımları bu şekilde devam ediyoruz. Bir dahaki pozisyonda, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.